Başkanı aynı zamanda bu yeni seçimde de 8-9 gün sonraki seçimde de adayı Mansur Yavaş. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, diyorum. Teşekkür ederim. Bu yoğun programınıza vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bu akşam gene dün akşamdan alışık olduğunuz Sözcü Medya Grubu'ndan Sözcü Televizyonu'nun moderatörü, program yapımcısı Senem Toluğa Yılgaz bizimle birlikte olacak ve Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk. Seçime artık son düzlük dediğimiz bir döneme girdik. Bir itirafta bulunarak ben başlayacağım açıkçası. Biz gazetecilerin en sevdiği şey soru sormaktır, didiklemektir. Kamu yararı olduğu için biraz da bu iş olması gerekeni kamunun, vatandaşın, halkın isyanını dile getirmektir ama bu en zor yayınlardan bir tanesi olacak benim için. Tabii ki sorularımız var, sorulması gereken bir sürü soruyu hazırladık ama son dönemde hani sosyal medyanın gelişmesiyle yaptığımız bir şeydi bu. Yayından önce biz sosyal medyadan önce bir sorardık. Ne soralım, ne sorulması gerek, ne istersiniz diye. Yahut da işte iki gündür biz Senem'le Ankara'dayız. Nereye gitsek, taksiye binsek, bir restorana gitsek, kimi görsek, kaldığımız yerlere dahil, işte yayına geldik, Mansur Bey de olacak, Özgür Bey de olacak, ne soralım dedikleri zaman üzerimde kalmasın bir borç. Herkesin, yani gerçekten kimse şey yapmadı, teşekkürü var, selamı var. Onun için hani zor bir şey size soru sormak. Biz o zoru başarırız. Yani Sözcü bu konuda iyidir biliyorsunuz, zoru başarma konusunda. Ben bir o soruyu, o bunu sorarak başlayayım. Nasıl başardınız bunu? Valla biz gerçek belediyecinin ne olduğunu gösteriyoruz aslında. Birincisi tarafsız olacaksınız. Seçimden sonra her şey bitecek. Halk takdirini ortaya koymuş. O saatten sonra yani size oy vermeyenlere düşman gibi davranırsanız bu durum olmaz tabii. Biz zaten %51 oranında oy almıştık. Yani yolda gördüğünüz iki kişiden biri zaten size oy vermiş. Seçim akşamı da zaten şunu söylemiştik biz. Biz bugün zafer kazanmış olmuyoruz. Çünkü karşımızda düşman yok. Sadece Ankara halkı bizi 5 yılına görevlendirmiş kabul ediyoruz demiştik. Gerçekten bu şekilde davrandık. Çünkü bütün ilçeleri de ben gezdim. Gittim hatta pandemi döneminde köy köy gezdim. Ankara'nın o kadar çok köyünü gezdim ki. Sorunları yerinde tespit ettim ama yemin de söylüyorum bir tane nereden ne kadar oy çıkmış ona göre davranayım hissi içimde olmadı. Çünkü tek amacım göreve gelmişken Ankara'nın en ücra köşesi de olsa yıllardır ihmal edilmiş ne sorunu varsa onu çözmek oldu. Bu davranışımı tabii hani kalpten kalbe yol gider derler. İnsanlar fark ettiler samimiyetimizi ve hiçbir şekilde ayrım yapmadığımızı gördüler. Özellikle pandemi dönemi bizim için çok büyük bir sınav oldu. Pandemi döneminde gerçekten insanlar zor durumdaydı. Her işi bıraktık. Hangi meslek grubunda, kim darda kalmış bir şekilde hepsine ulaştık. Büyük bir dayanışma örneği sergiledik Ankara'da. Yani Çankaya'da oturan, durumu iyi olan birisi oturduğu evden Şentepe'de, Mamak'ta hiç tanımadığı birisine destekte bulundu. Böyle bir dayanışma sergiledik ve çok şükür güzel atlattık. Aynı şekilde devam ettik görevimizin sonuna kadar. Asli ihtiyaç neyse onlarla uğraştık. Benim ağzımdan tek bir tweet veya açıklama çıkmadı oy vermeyenlerle ilgili veya başka partilerle ilgili. Zaman zaman bazı siyasi parti genel başkanları benimle ilgili tweet de atsalar onları da usulünce hasım olmadan uygun dilde cevaplar vermek suretiyle siyasete girmeden yani herkesi kucaklayarak herkesin başkanı pozisyonunda çalıştık. Dediğim gibi tek bir tane oy vermeyeni kötüleyen bir demecim olmadı. Çünkü seçilmişsiniz artık. Şimdi de onun karşılığını alıyorsunuz. Geçen seçim oy vermeyen bakıyor, oy veriyor. Hatta şöyle bir şey söylemiştim mitinglerde 2019'dan önce. Bana oy vermeyeni pişman edeceğim diyordum. Herkes şöyle bakıyordu, ne demek istiyor falan. Keşke ben de oy verseydim dedirteceğim diye devam ediyordum. Bunun da böyle olduğunu bu seçimde göreceğiz inşallah. Zaten şey bekliyorsunuz değil mi? Çok yüksek oranda bir sonuç bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Zaten televizyonlarda Ankara'yı konuşmuyor kimse farkındaysanız. Rekor diye bir ifadeniz olmuş mesela. Daha önce Ankara seçimlerinde alınanın üstünde bir derece benim için rekordur. Oylarımızın artmış olması,
%51'in üzerine ne kadar çıkarsa onu söylemek istiyorum. Peki. Normalde meslek büyüğünden başladı ama ben sadece şeyi merak ettim. Evet. Tamam, evet. Soru hakkı olarak olsun bu. Efendim, şimdi bu Ankara'da ikinci döneminiz olacak. Bu ikinci dönem olduktan sonra siz bir daha belediye başkanlığına ileride aday mı olacaksınız? Yoksa siyasetin biraz farklı yerlerinde mi göreceğiz? Yani ben artık önceden konuşmamayı öğrendim. Çünkü geçen seçim aday olduğumda tek dönem aday olacağım demiştim ama gerçekten hem deprem, ekonomik sıkıntıları, ülkenin artı pandemi, yani pandemide net 2 yıl müddette başka işe bakılmadı. Tabii bu arada fırsat bulup yaptığımız işler oldu. Pandemiden o şekilde faydası oldu. Mesela normalde trafiği kesip de altından geçemeyeceğiniz zamanları yol boşken yaptık. O tür çalışmalarımız oldu ama tabii ki yoğunluğumuz pandemiyle ilgili oldu. En az 6 aya yakında depremle uğraştık. Yani her işi bıraktım. Ben bizzat Kahramanmaraş'ta uzun süre kaldım falan. Dolayısıyla olağanüstü şartlar nedeniyle ikinci dönem aday oldum. Ama bu kararım katidir. Yani Allah göstermesin, bir daha pandemi de olsa, deprem de olsa. Amacım şu, artık Ankara'da konuşuluyor ama Türkiye'de de konuşuluyor. Mansur Yavaş belediyeciliği kavramını oturtmak. Siz hatırlarsınız, çok güzel bir yazı yazmıştınız Beypazarı'ndayken. Beypazarı'nda yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak yüzlerce, binlerce belediye başkanı, kaymakam ve vali Beypazarı'nda yaptığımız çalışmaları öğrendi. Yani bu kadar kısa zamanda burası nasıl böyle turistik hale geldi diye hiç unutmuyorum. Sayın valimiz Saygı Bey'in abisi, sık sık bunu hatırlatırız. Bir gün telefon açtı, hiç tanışmıyorum dediler, niye de vali sizi arıyor. Şaşırdım, buyurun sayın valim dedi. Allah dedi benim ömrümden alsın, sana ver sayın valim, estağfurullah, Allah uzun ömür versin, niye öyle söylüyorsunuz? Orada yaptığımız çalışmaları methetmişti filan. Şimdi de Ankara'da Mansur Yavaş belediyeciliği olarak adlandırılan ama aslında olması gereken gerçek belediyeciliği yaptığımıza inanıyoruz. Ve bizim zaten yaptığımız çalışmalar şu anda Türkiye çapında hemen hemen bütün adaylar tarafından proje olarak sunuluyor. Kendi illerine, ilçelerine ayarlanarak güzel bir isim bırakmak istiyorum. Hem de zirvede bırakmak istiyorum. Önceden bir daha aday olmayacağım net bir şekilde söylemenin artık bunun istisnası yok. Şöyle de bir güzelliği oluyor. Beypazarı'nda ikinci dönem aday olmayacağım net bir şekilde sıçrıldığım akşam söylemiştim. Şöyle oluyor, maalesef bizim seçmenimiz de bazen oyunu silah olarak kullanıp bir takım böyle yasaya uymayan veya zorlayan sizden bir şeyler istiyorlar. Evet. Yani sizin göreviniz içine olmayan ama illa bunu yap, hani yoksa oy vermeyiz şeyi de ortadan kalkıyor o zaman. Nasıl olsa bir daha aday olmayacağı için böyle bir şeyi kullanamıyorlar sizde, daha rahat çalışıyorsunuz. Evet. Ama ondan sonrası için bir şey söylemek mümkün değil. Tabii ki artık bunları öğrendik. Bir şey yapacağım ya da yapmayacağım demenin Türkiye'de pek bir karşılığının olmadığını öğrendim. Türkiye'de yani seçimden sonra nasıl bir tablo çıkar ben o da? Ben bilmiyorum tabii. Evet, yani onun için şimdiden bir şey söyleyemezsiniz. Türkiye siyaseti neye getirecek bunu şu anda bilmek mümkün değil. Efendim bir de konuyla bağlantılı olduğu için sormak isterim. Şimdi mal beyanı konusu siz hemen gündeme getirdiniz. Konuda tabii ki vatandaş tarafından genelde açıklasın derler hep siyasetçiler. Bunu özellikle bilinçli mi yaptınız? Çünkü yok. Mesela şöyle siz yaparsınız da rakibinizin ne kadar malı mülkü olduğunu iyi kötü herhalde duymuşsunuzdur veya duyuruyordu. Böyle bunu biraz mindere çekmek için mi söylediniz? Yok, şimdi ben 2009'da aday oldum, açıkladım. 2014'te aday oldum, açıkladım. 2019'da aday oldum, açıkladım. Gene 2024'te gene aday oldum, gene açıkladım. Bu benim tarzım. Hatta o kadar iddialı söylüyorum ki 1999 yılından beri benim bütün kredi kartlarımı, banka hesaplarımı inceleyebilirler. Kaldı ki Ankara gibi bir yere, büyük şehre aday olduğunuz zaman mutlaka sizin her şeyiniz incelenmiştir. Netim, ben kamu yöneticilerinin, sadece belediye başkanlarının değil, bu konuda artık kamuoyunun hassas olması gerekip
kendini yöneten kamu yöneticilerin hepsinden bunu istemesi ve bunu değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Ankara'da uzun yıllar ben bir yapıdanda belediye başkanıyken Ankara'da taksiye bindiğim zaman bu belediye başkanları nereye giderseniz gidin bir belediye başkanı bir beldeyede gitse başkan nasıl memnun musunuz diye sorulur. Ben de soruyordum yani şu sözü duyuyordum çok üzülüyordum. Bunu suçlamak için falan söylemiyorum ama abi çalıyor ama çalışıyor sözü beni son derece rahatsız ediyordu. Bir yere gidip belediye başkanım demeye utanıyordum. Çünkü maalesef siyasette bu konular çok gündemde oluyor. Artık bunun ortadan bir kalkması lazım. Siyasetçilerin bu tür şeylerle anılmaması lazım. Bu konuda öncülük yapmak istiyorum. Onun için ihaleleri canlı yayınlıyoruz. Belediyemizde tüm web sayfamızda tüm harcamaları yayınlıyoruz. Zaman zaman oradan bakıp vay siz şu faaliyete şu kadar para harcamışsınız diye belediye meclisine eleştiriler oluyor. Bunu nereden görüyorlar? Web sayfamızdan görüyorlar. Görsün insanlar çünkü biz başkasının parasını kullanıyoruz. Biz emanet parayı kullanıyoruz. O insanların da bizim parayı nereye harcadığımızı görmesi lazım. Ve siyasetçinin de görevdeyken iş başına geldiği zaman bu zaten kanunen veriliyor biliyorsunuz. Biz valiliğe gönderiyoruz. Bütün yöneticiler, belediyedeki yetkili amirler mal beyanlarını gönderiyorlar. Ama valilikte kalıyor. Herhangi bir şikayet mahkeme konusu olursa o zaman bunlar açıklanıyor. Ama ben böyle gizli değil de tüm siyasetçilerin açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu siyasetçilere itibar kazandıracak bir şeydir. Yoksa siyaset artık zenginleşme aracı olmamalıdır. Türkiye'deki bugün eğer gelir gider dengesizliği bu kadar çoksa, kimi çok zengin, kimi çok fakirse bunun en büyük sebebinin ben yolsuzluklar ve israf olduğunu düşünüyorum. Bu da hep siyasetçilerin üstüne yıkılıyor zaten. Tabii. Madem öyle herkes açıklasın. İnşallah yol olur. Bir çığır açmak istiyorum yani. Nasıl yani şey olarak bir yol olmaya başladı mı? Oldu şimdi İstanbul'daki Sayın İmamoğlu da Sayın Kurum da açıkladı. Turgut Bey'i açıkladı. İzmir Belediye Başkanımız açıkladı. Herkes açıklamaya başladı. Ayrıca bunu Sayın Genel Başkanımız da biliyorsunuz. Belediye başkanlarımız seçilince mal beyanı belediyenin kapısını asacak dedi. İnşallah öyle olur. Olmak zorundadır diye düşünüyorum. Ama siz aynı zamanda Sayın Altınok için tam olarak açıkladığı kanaatinde değilim dediniz. Şöyle oldu. Tabii ki bu kadar gayrimenkul ortaya çıkıp arkasından hiçbir banka hesabı olmaması, ziynet eşyası açıklanmaması nedeniyle ben sordum. Muhtemeldir ki önemli ölçüde bu kadar gayrimenkul olan bir insanın evinde ziynet eşyası vardır. Bunun rakamlarında söylenmesi gerekiyor zaten. Araba yok sanıyorum ya da şirketin üzerine bilmiyorum. Bu bir konu edildi. Ben açıklama yapıldıktan sonra zaten basında bunlar konuşuldu. Niye bunlar yok? Kira gelirleri niye açıklanmıyor demesi üzerine ben bunu söyledim. Arkasından işte 600 daire konusu geçti. Bu da kendisine soruldu bir televizyon tarafından. O da babamdan dedi. Ben onun üzerine bir de seçim söyledim. Seçim öncesi kazanılmış mallar ya öyle dedi. De olsa açıklanacak. Ben şimdi bunu sen belediye başkanı olduğunda şöyle yaptım falan diye bir iddiam yok ki. Siz açıkladınız, bir liste düzenlediniz ama listenizde ve Antalya yok mesela. Var mı yok mu tamam 600 daire yoktur, 300 vardır, 200 vardır ne varsa. Yani bunun niye yok listede değil mi? Olması gerekir. Çünkü zaten açıklanan mal varlığı yeterince gürültü kopardı. Bunun daha fazla olması veya biraz daha az olması çok bir şey değiştirmeyecekti. Keşke hepsini açıklasaydı. Ben merak ediyorum. Hala bizi arayıp şurada şu var, burada bu var diyorlar. Aslı var mı yok mu bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor. Beni siyasetçinin şeffaf olması ilgilendiriyor açıkçası. Bu son döneme ilişkin bir şey sorabilir miyim Alişer? O çok fazla araya başka konu girmeden. Şimdi son dönemim dediğinizde bu dönemde 2028 hatırlatması yapılarak bu aynı zamanda acaba Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşünüyor mu diye de yorumlandı biliyorsunuz. Hatta rakibiniz Turgut Altınok bir açıklamasında hem Ekrem İmamoğlu için hem sizin için rekabet halinde olacaklar. Cumhurbaşkanlığını düşünüyorlar. Ne İstanbul'u ne Ankara'yı düşünüyorlar gibi bir ifade kullandı. Şimdi siz az önce siyaseten hani sonrasında ne olur ne olmaz kesin ifadeler kullanmamak gerekir dediniz ya. Dolayısıyla soruyu şöyle soracağım.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri olasılıklar içinde mi? Ne olur ne olmaz. Yani şu anda bunu konuşmamın mümkün değil ama tamamen kendi yorumunu yapmış. Çünkü onlar şöyle diyorlar, işte Cumhurbaşkanlığını düşündükleri için az hizmet ettiler falan ama benim hiçbir zaman bu konuda bir açıklamam falan olmadı. Gittiğim yerlerde sorarlarsa, evet Altılı Masa böyle bir karar verirse olurum dedim sadece. Yani çünkü buna Altılı Masa karar verecekti. Benim karar vermem diye bir şey söz konusu değildi. Kaldı ki seçimlerde bu Cumhurbaşkanlığı yardımcısı sıfatıyla katıldığımız mitinglerde ben sadece 12,5 gün izinli oldum. Kaldı ki o ay bir de maaşımı da almadım. Evet o ay maaşımı da almadım. 12,5 gün izin kullandım. Çünkü artık öğlen gidiyorsunuz, akşam dönüyorsunuz. Yani öğleye kadar belediyede işleri yaptım. Buralarda hiç aksatmadan çalıştım. Biraz onu nedenle rekabet olacak falan diye şimdiden herhalde gönülleri öyle istiyor. Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Benim önceliğim Ankara'dır. Görevde olduğum sürede ben Ankara için son dakikaya kadar her türlü çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak. Peki. Ankara'da. Efendim, şimdi Ankara'da her yerde kuyruk var. Yani baktığın zaman et süt kurumu bilmem, hatta benim de şunu sormak istiyorum. Belediyelerin mağazalarında, satış yerlerinde her kuyruk var. Bu neden kaynaklanıyor efendim? Ne olacak bu? Yani insanlarımızın hakikaten geçim, siz akla daha çok iç şey olduğunuz için söylüyorum. İnsanlar bu şeffaflığın olmamasından, işte hayat pahalılığının giderek artmasından, ne bileyim şatafatın, lüksün alabildiğine fazla olmasından, insanlara tabana yayılmıyor mu bu gelir dağılımındaki bu düzensiz? Daha yayılmıyor demek ki. Yayılsa zaten biz bu durumda olmayız bugün. Gerçekten ekmek kuyruklarında bizim şu anda başkent marketlerde ve seyyar olarak ucuz et satıyoruz Ramazan'da. Zararına da satmıyoruz ama epey indirimli satıyoruz. Oralarda da kuyruklar var. Emeklileri görüyoruz, sabah 4'te 5'te kuyruklara geldiklerine göre durum çok vahim. Yani bunun ekmek görülmesi lazım. Ekmek de öyle lazım. Yani sizin ekmek evet, kuyrukları da. Evet, halk ekmek kuyrukları da öyle. Vahim bir durum var. Yani ülkede artı enflasyonun artması, siz ne kadar zam yaparsanız yapın, enflasyon böyle bir şey, o paranın değeri ortadan kalkıyor. Şimdi geçen hafta bu emeklilere yaptığımız destekle ilgili konuşurken Turgut Bey'e birisi sordu emekliler durumu. Ya hani bırakın oradan, biz olmasak emekliler maaş da alamazdı filan diye konuştu. 2000 öncesini hesap ederek konuştu ama 2002 öncesinde en düşük emeklinin maaşı 1,5 asgari ücret. Açlık sınırı 16 bin, siz 10 bin lira veriyorsunuz ve üstelik sizin verdiğiniz de ihale falan değil. Kaç yıl, 30 yıl insanlar prim ödemiş. O primi niye ödüyorlar? İleride emekli maaşı almak için ödüyorlar. Devletin verdiği bir şey de değil. Bakış açısı tabii son derece yanlış. Ben şöyle baktım, yani Mansur Yavaş belediyeciliği derken şunu kastediyorum. Mesela diyelim ki bir yerde işçiler grevde, 8 aydır maaş alamıyorlar, okullar açılacak. Anında biz onların yanında oluyoruz. Emekliler de 7500 lira ve 10 bin lira olarak açıklanınca bizim sosyal yardım kriterlerinin içine girdiler. Evet. Açlık sınırı da 16 bin lira olarak açıklandı. Ben şimdi siyaset yapsam şöyle yapabilirdim. Ya iyi işte, biz de uzak duralım da emekliler de hükümete düşman olsun. Yani böyle de diyebilirsin. Bu da bir bakıştır. Ama asla öyle düşünmedim. Çünkü ilerlemiş yaşına bu insanlar başkasından para isteyemezler. İkinci bir iş yapacak durumda değiller. Dolayısıyla hemen bir açıklama yaptık, destek olacağız diye. Şu anda sayı 34 bine ulaştı. Dolayısıyla 34 bin emekliye devletin verdiğinin neredeyse %20-25'ine yakın, ben her ay destek oluyorum onlara. Kışın üşütmedim, aç bırakmadım onları. Bu bir belediyeciliğin bakış açısıdır işte ve benden başka da şu anda yok. Şimdi benim rakibim, ben ayda 5 bin vereceğim. Ya bekleme, sen şu anda belediye başkanısın, çok da iyi idare ettiğini söylüyorsun. Biner lira bari versene, ben 5 bin emekliye Keçiören'de destek oluyorum. Siz de 500 tanesini yapın. 5 tanesine bile yapmıyor. Seçimi kazanırsam 5 bin lira bir de her emekliye diyor. Ankara'daki emekli sayısı 1 milyon falan vardır.
5000 lira da hesap ettiğiniz zaman herhalde 5 milyar yapar. Yani böyle bir para yok ortada. Hani hep şöyle söylüyorum mitinglerde, aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yapsaydınız yapın. Sayın Murat Kurum bunu söylediği zaman onu söyleyemiyorum. Çünkü onun bir belediye başkanı değil şu anda. Ama siz belediye başkanısınız. Ben 8 aydır yapıyorum. Siz yapsaydınız madem aday olacaksınız 3 ay önce, 4 ay önce. Ama durum vahim. Saygı Bey, Allah kimseyi bir başkasına yardım ister konuma getirmesin. Dolayısıyla biz, onlar bizden yardım istemeden devreye giriyoruz ki bu haktır. Yani sosyal destek belediyenin bir lütfu falan değil. Yaşam hakkıdır. Biz de belediye olarak bu yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Bu insanların en azından hayatını devam ettirecek bir gelire sahip olmalarını istiyoruz. Bu amaçla yapıyoruz. Görünen o ki bu ekonomik kriz içinde bulunduğumuz seçimden sonra da devam edecek. Bu yardımlar yahut da bu yaptığınız işler seçimden sonra da sürdürebilecek misiniz? Vallahi efendim ben şöyle bakıyorum. Bunu her gittiğim yerde söylüyorum. Benim belediyecilik anlayışım şu. Diyelim ki... Bunu şunun için sorayım, yanlış anlamayayım. Bir belediyeyi aşan artık bir kriz var çözümünde. Ben şöyle düşünüyorum. Gücüm yettiğince destek olmaya devam edeceğim. Her gittiğim yerde bakın dedim. Şuraya diyelim ki bir kavşak lazım. Bu kavşak şu anda yok. Yani olmayan bir şey var. Yapacağım diyorum. Ama eğer bu yoksulluk bu şekilde devam ederse o kavşağı 2 yıl sonra yapacağım ama bu insanları aşağı açıkta bırakmayacağım diyorum. Belediyecilik budur. Öncelik darda kalan insanın yanında olmaktır. O kavşağın olup olmaması çok şeyi değiştirmez ama siz o kavşağı yapacağım diye öbür tarafta insanların aç, çocuklarına süt veremez, et veremez, çocuklarının taleplerini yerine getiremez halde bırakamazsınız. Öncelik orada budur. Bu zaten şöyle, işsizlik maaşı veriyorlar Avrupa'da farkındaysanız. Benim bakışım biraz öyle. Niye veriyor işsizlik maaşını insanlara? Gidin çalışın, boş gezmeyin demiyorlar. İşsizlik maaşını vermesinin sebebi bu benim vatandaşım diyor. Bu benim vatandaşım olduğu için bu diyor çocuğuna süt almalı. Çocuğunu okutmalı, evine gıda almalı. Yani asgari insanca yaşayacak şartları devlet o vatandaşına vermek zorundadır. Ben bunu uygulamaya çalışıyorum. Benim yönettiğim bir kentte insanlar, geliri olmayan insanlar veya ihtiyacı olan insanlar asgari yaşam standartı içinde yaşamalı. 200 bin aileye ben 3 yıldır doğalgaz ücreti yatıyorum. Turgut Bey ben 1000 lira yatıracağım diyor. Şimdi niye vermiyorsun mesela? Bu sayılar da giderek artıyor değil mi? Mesela 34 bin emekli dediniz. Mesela artıyor. Göreve evet. Geldiğinizde ne artıyor. Kadardı? 13 bindi. Benim ilk mesajı yayınladığımda şu anda 34 bin oldu. Sayı daha da artacak mı bilmiyorum. İnşallah hükümet gereken desteği yapar da buna ihtiyaç kalmaz. Çünkü Senem Hanım herkes müracaat da etmiyor. Bunun da farkındayım. Yani belediye müracaatı da bir şekilde kendi açısından onur meselesi yapıyor. Öyle düşünüyorum. Yoksa beklediğim sayı 60-70 bin Ankara'da. Çünkü her emekli az maaşı almıyor. Yani devletin büyük kademelerinden emekli olanlar da var. Zaten biz onlara veremiyoruz. Yani bize yönetmelikte belirtilen rakamın üstüne zaten veremiyoruz. Çünkü belki tam o konuyu sormadım ama yarın sorarım. Belki 50 bin emekli başvurmuştur da diğerleri uymamıştır. Onu bilmiyorum. Belirli şartlarda veriyorsunuz evet. Bu desteği. Dün Özgür Özel'e sen sormuştun. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Genel Başkan'a. Bu seçimin belirleyen evet, emekliler mi olacak? Emekliler, siz evet. De mi öyle görüyorsunuz? Öyle görüyorum çünkü artık emekliler ya gerçekten çok zor durumları. Düşünebiliyor musunuz? İlerlemiş yaşı. Zaten hayatını zor idare ediyor. Bakın ben size bir örnek vereceğim. Yaptığımız güzel uygulamalardan bir tanesi. Bir gün sosyal medyada bir görüntü gördüm. Mikrofonu uzatıyorlar. Amca bir şey mi aldınız? Elindeki poşeti görüyor. Hani pazar pahalı mı diye soracak. Evladım diyor. Eczaneye gittim diyor. İlaçlarımı almıyor. Onu da yarısını alabildim. 15 lira katkı parasını yatıramadım. Onu da ay başında maaşından sonra alacağım. 15 lira emekli. Görüntü belli. Ben çok dokundu bana. Yani 15 lira için ilacını alması gereken ilacını alamıyor. Sonra Mamak'ta bir eczaneye gitmiştik ziyarete.
sorduk yani böyle bir durum var dedi. Abi bizde çok emekli şeyi var dedi, veresiye var dedi. Çok sık karşılaşılıyor. Ben bunu duydum, hemen geldim Ankara Eczacılar Odası'na sordum. Yani bir işbirliği yapalım. Bunları ödeyelim çünkü oradaki veresiyeyi ödeyemeyince yeni ilacı alamıyor. Ondan sonra bir işbirliği yaptık. Aşağı yukarı tam sayıyı hatırlamıyorum ama 1000 kadar kişinin 500 bin lira borcu çıktı. Bir hayırsevere rica ettim, kapattık. Gene eczanelerden haber gelmeye başladı. Tekrar yaptık. Bu sefer 1.100.000 lira. Yine aynı hayırsever hepsini kapattı. Yani gördüğünüz hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. O insanın ilacını alması, yani belki ilacını almadığı için ölecek insan. Yani hemen müdahale ediyoruz. Bizim anlayışımız bu. Efendim, şimdi geçmiş dönemden bir devraldığınız zaman, yönetimi devraldığınız zaman kapsamlı bir araştırma yaptırdınız. Müfettişlere işte geçmiş dönemin incelemelerini yaptırdınız. Ve çok sayıda dosyada işte usulsüzlük, yolsuzluk, işte ne bileyim değişik belediyenin zarara uğratılması gibi gerekçelerle de savcılığa suç duyurusunda bulundunuz. Bunların arasında hiç unutulmayan bir de Anka Park vardı biliyorsunuz. Anka Park'a o zaman sizin açıkladığınız rakama göre 801 milyon dolar. 801 milyon dolarlık bir harcama yapıldığını ifade ettiniz. Bugün Anka Park'ın da harabe halinde olduğu da biliniyor. Nedir efendim? Önce davalarınız ne oldu? Kaç dava gönderdiniz? Bir de Anka Park'ın durumu nasıl? Evet. Şu anda bize Anka Park'la ilgili yaptığımız şikayet savcılıkta araştırmaları devam ediyor. Bu şikayetleri yaparken şöyle yaptık. Biliyorsunuz Çin'de bütün firmalar devletindir. Ne alınmış? İşte şu bardak alınmış diyelim ki. Bu bardağın fiyatı zaten orada hala var. Yani rakam olarak var. Kaç para olduğu. Oradan web sayfalarında görüyorsunuz. Biz bunların Çin'den rakamlarını da istedik. Daha sonra bunları getiren firmaları savcılığa verdik. Hala araştırmalar devam ediyor. Çünkü karı koca ve bir kardeşi üzerine ayrı ayrı şirketler kurulmuş. O ona satmış. 2-3 el değiştirdikten sonra Ankara'ya gelmiş ve Anka Park'ın işletmesinde bu şahıslar aldılar. O soruşturma devam ediyor. Kapsamlı şöyle kalın bir dosya ve takip ediliyor o. Ve inşallah sonuçlanacak. Çünkü resmi rakamlar var elimizde. Biz almadan hiç unutmuyorum. Şu anda Tipin Çankaya adayı İrfan Bey bir görüntü yapmıştı. Dinozorların üstü dökülmeye başlamıştı. İkide bir bize kabahat buluyorlar. Zaten dökülmeye başlamıştı ve mevsim itibariyle zaten kıştan çıktık. Mart'ta seçim. Oraya kimse de gitmez hale gelmişti. Biz seçildikten sonra dinozorlara yama falan yaptılar. Bizden otobüs istediler, verdik. Yönlendirme tabelaları istedi, verdik. Ama çalışmadı orası. Çalışmayınca şeyi bekledik. Sözleşme sonunu bekledik. İhtar çektik, uzatmayacağız diye. Buna rağmen vermediler. Bunun üzerine biz dava açtık. MEN davası. Süre bitti, çıkın diye. Onlar da karşı dava açtılar. Ve maalesef hakim 50 bin lira teminatla bizim aleyhimize tedbir kararı verdi. 800 milyon dolarlık malı orada kiraya vermişsiniz, teslim etmişsiniz. Burası çürüyecek, bir an evvel alalım diyorsunuz. Sadece 50 bin lira teminatla tedbir verdi. 801 milyon dolardan da bahsettim. Web sayfamızda da, çünkü Sayın Gökçek ikide bir bu kadar değil, 300 milyon dolar, 500 milyon dolar, onlar da çok büyük rakamlar ama biz dedi ki yanlış bir şey varsa açıklayın. Kalem kalem harcanan paraların faturalarını web sayfasından yayınladık. Onun için bunu itiraz edecek tarafı yok. Ama 801 milyon dolara karşı 50 bin lira teminat, ben hukukçuyum, çok uygun bir şey değil. İtiraz ettik, reddedildi. Daha sonra şöyle bir şey yaptık. Bir an evvel almak istiyoruz. Bu arada dava sürerken hırsızlıklar oluyor orada. Her hırsızlığı da biz dışarıda gezerken yakalarsak içine giremiyoruz. Çünkü bizim güvenlik görevlerimizin içine girme imkanı yok. Neden yok? Bir yerde güvenlik görevlisi şöyle tutuluyor. Ben şuraya bir park yaptım. Burası için 50 tane güvenlik görevlisine ihtiyacım var
diye valiyle yazıyorsunuz. İl Güvenlik Kurulu inceliyor. Hayır, buraya diyor 20 kişi verebilirsiniz diyor. Şart böyle. Oranın güvenlik ihtiyacını Anka Park'ın şirketin yetkilileri sağladığı için bizim zaten ayrıca oraya bir güvenlik verme kanunen imkanımız yok. Sonuç itibariyle etrafında dolaşmaya başladık. Yakaladığımız tüm hırsızları kabloya atıp kaçıyorlar zabıtayı veya güvenlik görevlerini görünce. Hepsini fotoğrafladık, mahkemeden, karakoldan tutanaklarını aldık. Mahkeme dosyasına koyduk. Sayın hakim, bakın burası çürütülüyor, çalınıyor dememize rağmen ısrarlı bir şekilde bize tedbiri kaldırmadı. Bunun üzerine şöyle teklifte bulunduk. Hukuken mümkündür. Siz tedbir kararını bizim lehimize verin. Biz 5 milyon lira, 50 milyon lira ne istiyorsanız mahkemenin istediği teminatı yatıralım. Hani işletmeci haklı çıkarsa zararlarına karşılık. Onu da reddetti hakim ve sonuçta davayı kazandık. Tedbirin devamına dedi. Böyle bir usul yok yani. Dava bizim lehimize sonuçlanıyor. Ancak tedbirin devamına deyip istinaf sonucu beklenecekti. Bu arada ben Sayın Cumhurbaşkanı'na havalandı iki defa bu konuda not verdim. İki defa Sayın Kurum'a verdim. Dedim ki bakın burası çürüyor. Mahkemelerde bizim lehimize karar vermeye çekiniyor. Siz devreye girerseniz burayı alalım, beraber de karar verelim. Bunlar yazılı belgeli. Nasıl yazılı belgeli? Sayın Kurum bakanken oraya giderken hangi konularda görüşecekseniz önceden notu gönderiyorsunuz. Onlar da ilgili genel müdürle durumu belirtip onların görüşlerini alıp toplantıyı hep beraber yapıyoruz zaten. Yani yazılı bunlar ona ilettiğimiz. Ama sonuç çıkmadı. En sonunda firma iflas etti. İflas masasından aldık biz Anka Park'ı. Şimdi ben Anka Park şöyle, belediye devredildi. Belediye devredildi. Biz anket yaptık. İnanılmaz bir şekilde bizim toplum hani böyle duyarsız gibi görünür ama 85 bin tane sadece Ankara'ya açık yaptık bunu. 85 bin tane mail geldi. Nasıl değerlendiririm dediğimiz zaman hepsi yeşil alan olsun, halka açılsın diye geldi. En son Ocak aylarının sonunda toplantıya davet ettik. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda. Bu ilk defa olacaktı Ankara'da. Fakat yoğun kar yağışı bildirilince mesajla erteledik dedik. Arkasından 6 Şubat depremi geldi. Dolayısıyla orası hakim kaldı ama bizim ekiplerimiz orada çalıştı. Tek bir abonelik var orada. Elektrik aboneliği. Hiç kablo kalmamış. Sonuç olarak biz şimdi... O oyuncakların şeyleri bitmiştir. Şöyle zaten kablolar falan çalınmış. Bir de orada kullanılan teknoloji yarım. Bazı makineler hiç çalıştırılamamış. Bu birdenbire havaya yükselip inen bir direk var. Mesela çıkmış, inince patlamış. Tamir etmişler. İkinci defa çıkmış, tekrar patlamış. Bir daha hiç çalıştırmamışlar. Bunları bizim eski personellerimiz biliyor. Biz şimdi oranın tamamını inceledik. Büyük çadırlarda olan ekipmanları bizim kullanma şansımız yok. Roller coaster'ı da bizim kullanma şansımız yok. Orası devlet su işlerine göre taşkın sahası. Altından 3 tane çay akıyor o Anka Park'ın altından. Hatta bir gün oradan fora kazık çakarlarken fora kazık kaymış gitmiş kaybolmuş. Öyle bir yer orası. Dolayısıyla, yani nereden tutsanız elinize kalacak. Evet, roller coaster bir santim yerde zeminde oynama olsa herhangi bir sebeple kilitliyor kendini. Ama kendine güvenen olursa kiraya vereceğiz. Küçük oyuncaklar, Luna Park'ta olan küçük oyuncaklardan var bol miktarda. Jeneratörle denedik, onlar çalışıyor. Onları hemen bahar aylarına kiraya vereceğiz. Bu arada havuz su kaçırıyordu. Havuzun tamiratı bitti. Tüm enerji kablolarını yeniledik. Şu anda Anka Park'ın akşamları ışıkları yanar hale geldi. Dolayısıyla halka ücretsiz bir şekilde orayı açıyoruz. Havuzun kenarında gençlere kütüphane, onların oturabileceği, gezebileceği alanlar. Ücretsiz olarak halk gelecek, bisiklete binecek, piknik yapacak orada, paten kayacak. Bir de Ankara halkının bilmediği bir şey daha var orada. Atatürk Orman Çiftliği Kanunu var. Bu kanuna bir madde ilave edilerek burası yapılmış Anka Park. Bu arazi üzerinde işte eğlenceye yönelik şu tesisler
yapılabilir diye kanunla belirlenmiş. Yani neler yapılabileceği belli. Sonra Sayın Mustafa Turna dönemi gelmiş. Kiraya verecek. Kiraya verilebilir diye madde yok. Evet. Bu sefer tekrar Sayın Turna meclis gruplarına gelmiş. Tekrar bir ek maddeyle buranın kiraya verilebileceğini eklemişler. Öyle kiraya çıkartmışlar. Dolayısıyla orada çok fazla başka bir şey yapma şansı da yok. Ben şimdi o büyük çadırlarla ilgili başka bir kullanım alanı olursa bunu yapacağım. Ama birisi gelir ben içinde şu malzemeler var ben çalıştırırım diyen olursa onları da kiraya vereceğiz. Yani sonuçta açılacak. Şöyle bakıyorum ben orada benim de param var sizin de paranız evet. var. Niye çürüteyim niye çürümesine izin vereyim? Ve yanında da şu anda 940 bin metrekare yine Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisi var. Orada evcil hayvanlar parkını da açıyoruz yaza. Bir de dijital hayvanat bahçesi yaptık. Bu da üç boyutlu gösteriler, VR gözlükle gösteriler hepsi var. Şu anda 500 kadar okul sırada orada. Geliyorlar çünkü çevreciler, hayvanseverler, vahşi hayvanların artık kafeste kalmasını istemiyorlar. Ama birebir üç boyutlu olarak onları gerçek boyutlarını görebiliyorlar yaptığımız dijital hayvanat bahçesinde. Diğer bölümde de tam o da çok büyük 940 bin metre evcil hayvanların olduğu hayvanat bahçesini bu yaz içerisinde rekreasyon alanıyla birlikte açacağız. Dolayısıyla Ankara aşağı yukarı 3 milyon 200 bin metrekareye yakın bir yeşil alan kazanmış olacak. Ne zaman? Yazı açılır. Bu yazı. Yazı açılır. Çünkü Anka Park'taki işlem hemen hemen bitti. Işıkları yanıyor. Diğer yan taraftaki arazinde sadece evcil hayvanlar parkı yapılacak. Ağaçlara dikildi. Öyle bir şey ki Saygı Bey, hani ben dinleyenlerin bilmesi açısından söylüyorum. Oraya dikeceğiniz ağaç sayısı, ağaç cinsi bile Kültür Tabiat Varlıkları Kurulu'ndan onaylanarak ancak yapılabiliyor evet. proje oraya. Tamamıyla halka açıyoruz inşallah. Dava sayılar konusunda da bir bilgi verecek misiniz efendim? Yani şu anda bir kısmı takipsizlikle sonuçlandı. Ne oldu mesela? Bir kısmı işlemsiz bekliyor. Bilirkişiler de bekliyor. Öyle bekliyor. Bilirkişilerin bazıları hakkında şikayette bulunduk açıkçası. Bu tür şeyler oluyor. Ama yürümüyor diyebilirim açıkçası. Yürümüyor. Bir kısmında takipsizlik verdiler. Bunun sebebi bu işlemler yapılırken iddialarla ilgili olarak daha önceki dönemde şikayet edilmiş ve takipsizlik kararı verildiği için savcılar bazıları hakkında biz kendimiz de bilirkişi incelemesi yaptırmamıza rağmen daha önceki takipsizlik kararını kaldıracak şekilde kabul etmedikleri için Hı. o şekilde kaldı. Bir örnek verebilirim. Bunu da Sayın Mustafa Tuna şikayet etmiş. 1 milyon ağaç dikim ihalesi baraj kenarlarına diye bir ihale yapılmış. Şahıs 1,5 liraya almış, aynı ay 15 liraya satmış belediye. Bunu Sayın Tuna fark etmiş, savcılığa vermiş. Savcılıkta bunu Orman Bakanlığı'na yazmış. Orman Bakanlığı demiş ki biz bu ağaçları bedava da verirdik size diye. Devlet Su İşleri'ne yazmış. Zaten demiş bizim 1 milyon ağaç dikecek kadar barajımızın etrafında yer yok demiş. Daha sonra Mustafa Bey'in bu şikayeti üzerine MASAK devreye girmiş. MASAK firmaya gitmiş. 1,5 liraya satın aldığının faturasını da dosyaya koymuş. Yani 1,5 liraya alıyorsunuz, 15 liraya satıyorsunuz. Savcılık buna takipsizlik veriyor. İtiraz ediliyor, takipsizlik kaldırılıyor. İkinci defa tekrar işlem yapıyor savcılık. Gene takipsizlik veriyor. Tekrar itiraz ediliyor. Tekrar takipsizlik kararı kaldırıyor. Şu anda üçüncü defa savcılığın elinde son durumunu bilmiyorum. Evet. Şimdi siz ikinci dönem için Büyükşehir'de bir kez daha oy istiyorsunuz. Dolayısıyla ikinci döneminizin ilkinden ne farkı olacak? Onu öğrenmek istiyorum. Ama onun öncesinde şu soruyu sormam lazım. Anladığım kadarıyla büyük bir fark yaratmak için de belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak istiyorsunuz. Evet. Sizin şu andaki en önemli hedefinizin o olduğunu anlıyorum çeşitli açıklamalarınızdan. Evet. Pastanın üstünde çilek mi? Pastanın üzerinde çilek istiyoruz dediniz. Şimdi orada durum nedir?
Dolayısıyla daha fazla ilçe kazanmanız gerekiyor. Evet. İlçe bazında beklentiniz nedir? Önce bir o sorunun cevabını alayım. Tamam, pastanın üstündeki evet. çilek benim için Keçiören'dir ve inşallah kazanıyoruz Keçiören'i. Gerçekten Mesut Bey orada güzel bir çalışma yaptı. Halbuki daha önce kendisi bir anket yaptırmıştı Keçiören'e. Ta Ekim ayında orada benim oyum Turgut Bey'den fazla çıkıyordu. Ben de kendisini çok da ısrar ettim. Aday ol, biz burayı alırız diye. Ama o zaman çekindiler. Keçiören de çünkü Çankaya gibi tersine bir imaj var. Ama daha sonradan bir daha anket yaptırdı. Gene benim oyumun çok olduğunu görünce bu sefer cesaretlendi ve girdi. Çok güzel gidiyor, çok güzel çalışıyor. Son 3 ankette de Mesut Bey üste çıkmaya başladı. Benim için, onun için söyledim. Çünkü kimsenin beklemediği bir şey Keçiören. Şimdi şöyle, bunu Ankara halkının bilmesini istiyorum bu vesileyle. Evren'den 2500-3000 oya 2 tane meclis üyesi geliyor. 2 tane. Ama Çankaya ve Keçiören'den 65.000 oya bir tane geliyor. Çankaya'dan 700.000 seçmen varken 10 tane meclis üyesi geliyor. Evren'den 3.000 oya 2 tane geliyor. Güdül'den 3 tane, Ayaş'tan 3 tane, Beypazarı, Kızılcahamam, Nallıhan'dan 4'er tane geliyor. Dolayısıyla çok orantısız bir şey var. Ben Ankara'da %60 oy alıp eğer civar belediyeler alamazsam mecliste azınlığa düşme ihtimalim var. Bu nedenle ben Ankara'daki belediye sayımızı 15'e çıkartmayı hedefledim. Buna uygun adayları belirledik ve inşallah gerçekleştireceğiz. Peki Keçiören dediniz, alıyoruz Keçiören, dediniz. Başka evet, yetiyor mu Keçiören? Yetmiyor benim anladığım. Yok, Etimesgut, Mamak, Gölbaşı, Polatlı. Oraları da alacak gibi evet, görünüyor evet, musunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani bu yüksek oy civardakilerini alıyor. Sincan'da iddialıyız, Altındağ'da iddialıyız. Çünkü yaptığımız anketlerde oralarda da benim oyum %50'nin üzerinde çıkıyor. Şimdi Çubuk'ta %50'nin üstünde benim oyum çıkıyor. İnşallah ben de diyorum ki madem bana %50'nin üstünde oy veriyorsunuz şu işi tam yapın. Şeyleri de verin, adaylarımıza da verin de hiç olmasa güzelce bir ikinci dönemde el ele verelim. Bunu niye söylediğimi de söyleyeyim. Senem Hanım, belediye başkanları daha benim odamı görmediler birçoğu. 2-3'ü hariç. Görmediler, hiçbiri gelmedi. Yani bir hazımsızlık oldu. Belediye meclisine ve çeşitli yaptığım toplantılarda dedim ki bakın Ankara halkı bizden çok şey bekliyor. Seçim bitti. Büyükşehir'e beni seçtiler. İlçelere sizi seçtiler. Bu saatten sonra bizim yapmamız gereken şey el ele verelim. Eğer ilçe belediye başkanları, özellikle dış ilçe belediye başkanlarını kastederek derseniz ki benim ilçemde şöyle bir yatırım yapalım. Ben büyükşehir olarak onu yapayım. Temelini beraber atalım, gerekirse siz işletin. Ama birer tane ilçelerle benim eserim olsun istiyorum. Hiçbir tanesi ne bir şey istedi ve hatta tam tersi, üstelik de Beypazarı Belediye Başkanı. Bir kesimhane yapılacakmış, biz yapalım dedik, ihaleye çıktık. Bunu yukarıdaki partililer haber alıyorlar, sen niye ona yaptırıyorsun? Ondan bir şey istemeyeceksin, kendin yap. Dolayısıyla biz bıraktık. Kendisinin parası da yok. Belediye meclisinden kredi çekip 7,5 milyonu yaptı aynı işi. Tavır hemen hemen hepsinde böyleydi. Onun için bizim ilçe belediye başkanı benden kaynaklanmıyor. Ben şöyle söylemiyorum. Rakibim demiş ki işte Mansur Yavaş Coşkun'u seçmezseniz size hizmet etme. Hayır, öyle bir şey demedim. Kızılcahamam belediye başkanı benden bir şey istemedi ki. Gelmedi ki yanıma. Tam tersine benim itfaiyem onun mülkiyeti içinde bir yerdeymiş. Çıkarın, çıkarın, çıkarın diyerek itfaiye yerinden çıkarttı. Şimdi bu anlayışla nasıl çalışacaksınız beraber? Çünkü benden bir şey istemeleri yasak. Mansur Yavaş bir şey yaptı olmasın diye. Dolayısıyla ben diyorum ki bütün seçmenlerimize Gölbaşı'nda, Elmadağ'da, her yerde diyorum ki benim elimi tutacak, benimle beraber belediye başkanlığı yapıp Ankara'ya hizmet edecek insanları seçin. Amaç bu, çünkü benim de diyorum son dönemim, bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Peki diyelim ki belediye meclisinde çoğunluğu aldınız. Yapamadığınız neyi yapacaksınız? İlk üç mesela. Ya ben şöyle söyleyeyim. İlk şeyim, mecliste bekleyen çok önemli talepler var, oralardan başlayacağım. Nedir?
tatlar arıtma tesisi. Siz İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Evet. Hangi yakadasınız? Avrupa. Avrupa'dasınız. Ben ilk seçildiğimde ASKİ Genel Müdürü dedi ki çok büyük bir sorun var. Tatlar arıtma tesisini Sayın Karayalçın yapmış. 2010 yılında da kapasitesi bitmiş. Dolayısıyla bunun genişletin diye Çevre Bakanlığı yazı yazmış belediye. Ama Gökçek döneminde hiçbir şey yapılmamış. Hala şu anda biz Sayın Karayalçın'ın yaptığı arıtma tesisini kullanıyoruz. Ama 1,5 milyon metreküp atığımız var. 750 bin metrekübünü arıtıyoruz. 750 bin metrekübünü arıtamıyoruz. Ve bu paçal yapılıyor. Karışıyor Ankara çayına. Ankara çayından Sakarya'ya. Sakarya'dan da İstanbul Ömerli Barajı'na kurak zamanlarda ki son hatırlarsanız İstanbul'da son günlerde de kuraklık vardı ya. Hı hı. Gene Ömerli Barajı'na su çekiyorlar Sakarya'dan. Ve 3 yıl İstanbul'un suyu kokmuş. Bu raporu verince ben derhal dedim projesini yapıp ihaleye çıkalım. Proje ihalesini yaptık çıktık. Sayın Cumhurbaşkanı'na durumu arz ettik. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım yani siz de Üsküdar'da oturuyorsunuz. Dolayısıyla o yakayı ilgilendiriyor bu. Bunun üzerine olumlu baktılar. Strateji Daire Başkanı'na projeleri götürdük. Yatırım programına alındı. Ve biz 275 milyon dolar kredi bulduk. Yarısı Türk parası, yarısı yabancı para cinsinden. Meclise getirdik. Ve Cumhurbaşkanlığı onayladığı krediyi mecliste reddettiler. 30 milyon kişinin direkt sağlığını ilgilendiriyor. Polatlı civarında, Sakarya'nın civarında çok sayıda çiftçilik yapan insanlar var. Sebze ekiyorlar. İstanbul'a gönderiyorlar, Ankara'ya gönderiyorlar. Bunları biz yiyoruz. Buna red verenlerin çocukları da, aileleri de onu yiyor. Buna rağmen gözlerini karartıp hayır verdiler. Ben veto ettim. Veto ettikten sonra meclise yeniden gidince bu sefer reddedemediler. Erteleme kararı verdiler. 8 aydır erteleme kararı veriyorlar. Çünkü reddederlerse çok önemli bir sağlık sorunu olduğu için mahkemeden karar alacağımı biliyorlar. Bu bir tanesi. İkincisi, ASKİ'den önceki dönemlerde suyu 1.6 dolara satmışlar. Yani 50 liraya satmışlar tonunu. Sayın Mustafa Tuna bunu yarıya indirdi. 0.90 dolara satmaya başladı. Şu anda bizim fiyatımız 0.70. Bu 50 liraya su sattıkları zaman belediyeye 1.2 milyar dolar para aktardılar pahalı su satıp. Bu paraları da çılgın projelerinde harcadılar. Altyapıya da 5 kuruş para ayırmadılar. Yani sel baskını o zaman tweet atmasını biliyorlar. Ama yapmamışsınız. Yani altyapı yapmazsanız sel baskınları devam eder. Arıtmayı da yapmamışsınız. Ama geçen yılın 2023 yılının bütçesi ASKİ'nin eksi 5 milyar olarak bağlandı. Yani dediler ki geliri giderini karşılamıyor, 5 milyar kredi çekebilirsin dediler. Evet, biz de Polatlı'ya su götürüyoruz, maliyeti 2,5 milyar lira. Bu arada ona sahte açılış töreni dendi. Onu da izah ederim ben size. Niye sahte? O kadar buralar nereye düşürdük yani Allah aşkına. Şimdi 5 milyar açığı var belediyenin. Bu eksi 5 milyarla bütçenin bağlanması demek, biz sana 5 milyar kredi çekmene izin veriyoruz demek. Kredi de bulunmuyor. Biz de mümkün olduğu kadar kullanmak istemiyoruz. Gittikçe artıyor ve geçen sene 2 milyar ihtiyacımız oldu. Ya da 2 milyar bulabildik daha doğrusu. Fakat banka dedi ki bunun için tekrar meclisten karar alın. Çünkü ASKİ'ye kefil oluyor gibi oluyor. Halbuki bütçeyi onaylamak aynı anlama geliyordu ama bankaya dinletemedik ve onu da şeye gönderdik. Belediye meclisine gönderdik. Onu da reddettiler. Yani kendi hazırladıp onayladıkları bütçeyi dahi reddettiler. Dolayısıyla böyle bir anlayış olmaz. Belediyenin gelirlerini artıracak her şeyi kısıyor. Mesela 10 yıllık kendileri 25 yıllık vermişler bir tane büfeyi. Belediye 7 bin lira alıyor. Verdikleri adam da başkasına 30 bin lira kirayı vermiş. 25 yıl emekliliğini de garanti etmiş. Feshettik aldık yerinden. 10 yıllık kiraları meclis kararıyla veriyorsunuz. Kanun böyle. 10 yıllıkların hepsi red. Şimdi biz 3 yıllık veriyoruz belediye encümenden ama güzel bir mekana siz 10 yıllığına tutarsanız daha fazla yatırım yapar. Ona göre bize kira ödersiniz.
Buna benzer çok sayıda iş var. Dolayısıyla öncelikle belediyenin rutin işlerini götürmek için dahi benim buna ihtiyacım var. Belli ki Ankara'da bir eser bırakmanız istenmiyor. Mansur Yavaş'ın başarılı olması istenmiyor. Ama biz bunları canlı yayınladığımız için kamuoyu bunları gördü şimdi. Bunların cezasını ilçe belediye başkanlarına kesecek. Her gittiğim yerde şikayet ediyorum bunu. Ben elimi uzattım, tutmadılar. Şunu yapayım dedim. Mesela Çubuk'a gittik bir gün Senem Hanım. Oradaki sivil toplum kuruluşlarına, kaymakamı, belediye başkanına mesaj gönderdik. Biz Çubuk'u kalkındırmak için ne yapabiliriz tartışmak istiyoruz sizinden. Hiçbirisi gelmedi. Çubuk'a yatırım yapacağız. Gelin niye gelmiyorsunuz? Ama Mansur Yavaş'la görüşmek yasak. Kime zarar verildi? Çubuk'a zarar verildi. Ama ben buna rağmen en az oy aldığımız yer Çubuk'ta bile dağı taşı asfalt yaptım. Köy köy gezdim oraları. Eksiklerini gördüm. Ve Çubuk'ta meydanda şunu sordum. Değerli hemşehrilerim, hani eski dönemde çok oy verene çok hizmet ediliyordu. Siz de kaç seçimdir böyle torba dolusu oylar verdiniz. Peki oy verdiyseniz bu hizmetlerin yapılmış olması lazımdı. Bana iş kalmaması lazımdı. Peki ben bu kadar işi yaptıysam bu neyin nesidir? Tabii karşılığını oy olarak veriyorlar şu anda. Veriyorlar mı? Veriyorlar. Yani anketlerde benim oyum %50'nin üzerinde çıkıyor. O nedenle diyorum ki ilçede de vermemezlik yapmayın, ilçede de verin. Benim elimi tutsunlar. Doya doya bir 5 yıl daha hizmet edin. Şu hiç kimseye ayırmıyorum çünkü. Peki, kısa bir ara vermem. Çok kısa bir ara versem gelsem tabii, olur mu sadece? Tabii. Kısa bir reklam arası verelim. Bir 5 dakika içerisinde tekrar burada olacağız. Bir evin nesi var? Bir evin nesi var? Bir evin nesi var? Bin evin sesi var. Ve her evin dünyayı değiştirecek gücü var. Arçelik olarak eski teknolojili ürünleri tasarladığımız yeni teknolojili ürünlerle değiştirerek son 10 yılda 8.6 milyon ton yani 10 milyon 600 bin hanenin günlük tüketimine eşdeğer su tasarrufu sağladık. Siz de evinizde alacağınız önlemlerle iklim dostu harekete destek olun, suyu hep birlikte koruyalım. Dünya Su Günü kutlu olsun. Arçelik, iyiliği aşkla tasarlar. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Görüntü işleme sistemiyle siz de mağazanızın takibini yaparak hangi reyon daha fazla ziyaret edilmiş analizlerle öğrenebilirsiniz. Ya da araç takip sistemiyle araçlarınızın anlık konumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle perakende sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. Dünyaya iyi bakın. Sürdürülebilirlik çevre için olduğu kadar insan için, toplumun gelişimine katkı sağlamak için. Yani sadece dünya için değil, geleceği yazan Emre'nin dünyası için. Akbank, Gençlik Akademisi'nde sunduğu eğitim programları sayesinde geleceği gençlerle birlikte şekillendiriyor. Sürdürülebilirlik çevre için. Ve tabii ki çevresindeki kadınlara ilham olan Ayşe için. Akbank tam da bu yüzden finansal çözümleriyle her adımlarında girişimci kadınların yanında duruyor. Sürdürülebilirlik doğa için. Ama aynı zamanda işletmesinin enerjisini doğadan alan Ali için. Sürdürülebilir finansman desteğiyle Türkiye'de işletmelerin yeşil dönüşümünün destekçisi tabii ki Akbank. Yani Akbank yarınlar için çalışıyor. Eğitimden gönüllülüğe, yatırımdan girişime, hayatın her alanında toplumsal kalkınmayı destekliyor. İnsan için, hepimiz için. Kalk Ayşegül kalk. Memleket öğretmen bekler, doktor bekler. Sen omuzlayacaksın. Kalk koca yörük kalk. Hastalıklar, afetler, göçler olsa da kalk. Antalya'n seni bekler. Kolay değil herkesin başkanı olmak. Yaptıklarını gururla, yapacaklarını azimle taşımak. Gel.
geliyor, bir şey söyleyeceğim. Alsın size. Bakın size geçen alın dediğimde alacak. Konu yatırım olunca her kafadan bir ses çıkıyor. GCM Yatırım müşterileri ise sadece işin uzmanlarına kulak veriyor. Hemen ücretsiz deneme hesabınızı açın ve Borsa İstanbul'da kendinizi deneyin. GCM Yatırım, geleceğime yatırım. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. My entrance. My living room. My kitchen. My bathroom. My games room. My library. My palazzo. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Çanakkale'de bir Mustafa Kemal. Çanakkale'yi Mustafa Kemal'den, Mustafa Kemal'in dehasını düşman komutanlarının kaleminden okuyacaksınız. Küçük rütbeli ama dahi bir Türk subayının orada bulunması, İtilaf devletleri için harbin en büyük talihsizliklerinden biri oldu. Tarihçi Alan Moorhead, bir tümen komutanının kendi inisiyatifiyle giriştiği hareketler sonucu bir savaşın, hatta bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte bir zafer kazandığı tarihte pek az görülür. General Aspinall Oglander. Mustafa Kemal, Çanakkale Muharebelerinde 4 kez Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u, padişahı ve payitahtı kurtarır. Emekli tümgeneral Naim Babüroğlu. Bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte bir zaferin öyküsü. 23 Mart Cumartesi günü Sözcü Gazetesi ile birlikte ücretsiz. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Terk et bu evi. Derhal. Uzun uzun bakmaya vaktiniz yoksa Hepsi Emlak'a bakın. Ceketimi alıp çıkıyorum. Tam aradığınız evi hızlıca bulma kolaylığı Hepsi Emlak'ta. Hepsi Emlak. Kolayca ara, rahatça bul. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 68 52. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Gel birebir bankacılığa, mil puanlarını dilediğin havayolunda harca. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında. Toprağa can katanlarla, alın terini can suyu yapanlarla, her mahsulde yeniden, yeniden doğanlarla neler başarırız bir düşünsene. Biz düşünüyoruz. Bugün tam 70 sene. Yeniden merhabalar. Sözcü Televizyonu'ndan konuğumuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, ama sorulara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gitmeden ekranda yayın boyunca gördüğünüz Rusya'daki sıcak gelişmeyle ilgili bir iki cümleyi de ben sesli olarak dile getireyim. Başkent Moskova'da bir konser sırasında önce bir silahlı saldırı, sonra patlamalar ve yangın çıktı. Bir terör saldırısı olduğu artık çok daha net ve en az 40 kişinin öldüğü, yüzden fazla kişinin yaralandığı bilgisi de geliyor. Şu an ekranda da görüntülerini gördünüz. O yangının devam ettiği süre zarfında olandı. Konser salonunun içerisindeki yaralıların ve belki de hayatını kaybedenlerin de tam da bu saldırı sırasında görüntülerde gördüğünüz anlarda gerçekleşti. 40'tan fazla ölü, ama benim en azından ajanslardan gördüğüm ölü sayısının artma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde. Çünkü bir tavan çökmesi de var konser salonunun. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Fidan mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Ukrayna saldırıyla ilgili
bir saldırıyla bizim bir ilgimiz yok dedi. Rusya bu açıklamaya, Beyaz Saray'dan da benzer açıklamaya temkinli yaklaştı. Neye dayanarak bu kadar hızlı bunu söylüyorlar dedi. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması gerektiğini de söyledi ve Moskova genelinde de güvenlik önlemleri arttırılmış durumda. Bu programın hemen sonrasında S raporunda da dış haberden arkadaşlarımızla ayrıntıları almaya devam edeceksiniz. Onu da söylemiş olayım ve biz kaldığımız yerden Ankara'nın gündeminden, aslında siyaset yerel seçimler olsa da tüm Türkiye'yi de ilgilen, başkent olunca haliyle çok daha fazla kişiyi ilgilendiren bir gündemle gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Saygı abi, sizin sözünü kesmiştim. Buyurun. Estağfurullah. Efendim, az önce şunları anlattınız. Dediniz ki belediye başkanları benimle görüşmüyor, bir talepte bulunmuyor, projelerini getirmiyorlar. İşte hatta en son çubuk örneğini de verdiniz. Bunu engelleyenler kimler? Mesela bütün şeyin ortakları mı? Mesela çünkü belediye başkanlarına baktığınız zaman MHP var, AKP var. İkisi var. Sizleri engelleyen hangi parti? Yok, belli bir zaten şey var mı? Zaten şöyle, hiçbir belediye başkanı, Ankara Büyükşehir'in yapacağı, ilçesini yapacağı normalde bir tesisi istememezlik yapmaz. Ancak grup kararı almak suretiyle, özellikle AK Parti'nin bu konuda çok tavır koyduğunu hep duydum. Mesela şöyle bir şey oldu. İlk meclis toplantısında bir kredi istemiştim. Unuttum rakamını. Kredi talebini reddettiler. Bunun içerisinde asbestli borular vardı, Polatya'ya su götürülmesi vardı. Açık açık yazılı bunlar. Red verdiler. Mahkeme kararıyla aldım ve 9 ay Polatya'nın suyu gitti. Şimdi sahte açılış dediği de şu. Biz Çamlıdere suyunun büyük çoğunluğunu Yenikent'ten veriyoruz. Polatlı'dan zaten eski gelen suyla paçal olarak verdiğimizi şu anda orada açılışta söyledim. Ben hayatta hiçbir şeyi saklamam. Çünkü yarın birisi gelir bu ne diye sorar. Şu anda bir kilometre kadar o büyük 2.20'lik boruların döşenmesi kaldı. Bir yandan döşeniyor. Ama bir an evvel suyu basalım diye Yenikent'ten ve bir noktadan daha Ankara'dan giden sudan verdik. Herhalde bir haftaya kadar tamamı bitiyor. Çünkü 100 kilometre boru döşedik oraya. Bu borular niye döşendi? Yani rahatsız oldular. Tabii bu işi yapamayacağımızı düşünüyorlardı. Çünkü maliyet çok yüksek. İşte o kredinin geç verilmesi de bunda etken oldu. Çünkü arkasından pandemi geldi. Boru imal edilemedi. Çünkü boru bir yerde bakkal dükkanında satılıyor gibi hazır değil. Bunlar hep özel imal ediliyor. Uzun süre İskenderun'dan aldı firma bunları. Fabrika çalışmadı zaten pandemi döneminde filan. Dolayısıyla arkasından 2010'da 2200 tane otobüsümüz olduğunu fark ettik. Yani EGO'dan aldık ama 2013'ten sonra bir daha hiç otobüs almamışlar. Biz geldiğimizde 1400'e düşmüş. Onlar da bir kısmı sürekli arıza yapıyor çünkü 2007-2008 model otobüslerimiz hala şeydeler, trafikteler. Ve bunlar günde kaç kilometre yol yapıyorlar. Hani bunlar her gün çalışan araçlar. Ve bunun üzerine biz 400 tane otobüsü almak için ucuz kredi bulduk. Belediye meclisine gönderdik. Komisyonda red. Peki siz bunu niye reddettiniz? Ben size halka şikayet edeceğim dedim. Ve ondan sonra götüreceğim şeye, otobüslerin hepsine yeni otobüs almamız mecliste reddedildi diye meclisten duyurdum. Sonra geldiler dediler ki ya bu yazıları kaldır, verelim krediyi. Krediyi de öyle aldım. Yani otobüs alınmasına dahi muhalefet ettiler. Ben şimdi her gittim meydanda şunu söylüyorum. Sevgili kardeşim, 2013'ten beri niye hiç otobüs almadınız? Evet, trafik sıkışıklığı var ama ben 400 tane alabildim. 40 tane de bu ay alıyoruz. Bir ilave 50 daha alındı. 500 tane otobüs ancak alabildim. Yetmiyor şehrin. Nüfusu artıyor. 1 milyon ek nüfus geldi. Çünkü otobüslerimiz 750-800 bin kişi taşırken şu anda 1 milyon 370 bin rakamını gördük. Yetmiyor otobüs filan. Her yıl 150-200 tane daha alacağız ama İşi gene çözmeyecek. Niye dersiniz? Bir yandan da
aldığımız otobüsün yarısı kadarı seferden men edeceğiz artık. Çünkü sürekli arıza yapıyor, yolda kalıyor. E şimdi onunla da beni suçluyorlar. Bir dinozor parası diyorum bir otobüs. Evet, belediye rekreasyon alanı, eğlence alanı da yapsın ama önceliğiniz sizin belediye otobüsü olmamalı mı? Açıktan akan kanalizasyon 232 tane. Rakibim geçen bir köyden için hala kanalizasyon açıktan akıyor. Şimdi öyle yok. 25 yıl AK Parti yönetti burayı. AK Parti belediyeciliği, eser belediyeciliği diyorsunuz ya. Bu kanalizasyonlarınız kapalıydı, ben mi açtım? Bunların 170 tanesini tamamladım. Söz verdim çünkü Ankara gibi yerde, bir metropolde. Kanalizasyon açıktan akar mı? Ve hep mantığım şu oldu. Bir köyde açıktan kanalizasyon akıyorsa, çocukların yanında oynuyor, hasta olma tehlikesi varsa, oradan kime oy çıktığının ne önemi var? O evlisinde niye yapamadığımızı da söyleyeyim. İhalesi yapıldığı halde ekonomik krizden dolayı hükümet %15'ini bitirmemiş müteahhitlere vazgeçme hakkı, feshetme hakkı tanıdı. Onlar da o şekilde feshedildi. Daha sonra bir kısmına yeniden ihaleye çıkıldı. Maliyetler sürekli arttığı için müteahhitler girmedi. Şimdi artık avans vermek suretiyle müteahhitleri ikna edip de ihalelerini yapıyoruz. 51 tane kaldı. Yüzlerce köyde su yoktu. Peki ne yaptınız siz bu paraları? Anka Park'a harcadınız. Yani şimdi aradaki otobüs, fark bu. Otobüs meselesine bir dönelim mi? Çünkü otobüs alacağız dediniz ya. Ama Ankara'nın bir trafik sorunu var. Bütün büyük şehirlerde. Dolayısıyla yer altında bir metro beklentisi ve arayışı var. Metro ile ilgili de yani sık sık anlattım ama hala çünkü her yayını herkes izlemeyebilir. Şimdi biz 2019 yılına vaat ettiğimiz metro projeleri var. Hatları belli ve biz bunları yapacağız diye iddia ettik. Çünkü hatları belli zaten. Ulaştırma Bakanlığı belirlemiş. Ancak bu metroların yapımını Sayın Gökçek hepsini Ulaştırma Bakanlığı'na devretti. Hatta ben uyanıklık yaptım filan dedi. Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiniz ama parası bizden çıkacak. O şekilde devredildi ve bu arada Ulaştırma Bakanlığı Çayyolu metrosunu yapmış. Ve Mustafa Tuna'yı döneminde devretmiş büyükşehire. Nasıl alınacak? Bilet taşıdığınız bilet ücretinin üzerinden geri ödenecek Ulaştırma Bakanlığı'na. Sözleşme bu. 8 Nisan'da görevi devraldım. 28 Nisan'da bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Belediye İller Bankası payından gelen bütçede için gelen paranın %5'ini kesmeye başladılar. Şu ana kadar ödemem gereken para bu yılbaşı itibariyle 124 milyon 214 bin lira iken benden 2 milyar 829 bin 660 lira kestiler. Güncel tutarı 5.75 milyar. Yani Çayyolu metrosunu ben yapmış oluyorum bu şekilde. Bunu da şöyle ekrana bir göstereyim. Bunu halkın görmesi lazım. Bunu ben mahkemeye verdim. Bu arada Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti Cumhurbaşkanlığı kararnamesini. Şimdi yeniden kanuna koydular. Dolayısıyla Danıştay'da karar vermeye yer olmadığına diye karar verdi bu nedenle. Ben de bunun üzerine dedim ki madem siz bizden kesiyorsunuz yani 5 yılda biten metro borcu olur mu? Metro yatırımları çok uzun vadeli kredilerle yapılır. Bunun üzerine şeye yazdık Ulaştırma Bakanlığı'na. Siz Keçiören Havaalanı metrosunu niye yapmıyorsunuz? Şimdi rakibim yazmış. Metro yapılacak. Ya bırakın 2022'den beri yatırım programında İstanbul'da metro kavgası yapıyorsunuz. Siz çok yaptınız, ben çok yaptım. Ankara'yı niye cezalandırıyorsunuz? Sonra geliyor televizyonda diyor ki işte havaalanı metrosu olmayan tek başkent sanki ben yapmıyorum. Siz de bunun üzerine yazı yazdım Ulaştırma Bakanlığı'na. Çünkü diğer metroların, bizim açıkladığımız metroların hiçbirisinin projesinin olmadığı, yani yapma niyetleri yok ki. Bu da AK Parti'nin suçu. Yani projesinin olmaması. Demek ki yapmayı düşünmüyorlar Ankara'da metro. Ne kaldı? Mamak Dikimevi kaldı. Mamak Dikimevi'ni verdiler bize. Hemen projesini yaptık. Proje kolay yapılmıyor. Yüzlerce sondaj vuruyorsunuz diğerinin altına. Anketler yapıyorsunuz nerelerden geçecek diye. 1,5-2 yıl proje yapımı sürdü. Bunu götürdük Ulaştırma Bakanlığı'na. Ulaştırma Bakanlığı onayladı. Kredisini de bulduk. İhalesine de çıktık Ocak ayında. Ve Ocak ayına çıktığımız ihalede şöyle bir olayla karşılaştık. 9 firma yeterli kaldı. Dış kredi olduğu için
finans kuruluşunun gözetiminde yapıyorsunuz ihaleyi. Aşağı yukarı 400-420 milyon dolar maliyeti olan metroya katılan 9 firmadan 3 tanesi nedense teklif vermedi. Geri çekildiler. Neden? Onu yani artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Teklif veren de Türkiye'de meşhur firma bunlar. Yani kamuoyunda hep konuşulan firma. Tam 200 milyon euro fazla fiyat verdi. 200 milyon euro fazla fiyat verdi. Bunun üzerine iptal ettik. Yoksa şu anda biz Mamak metrosunun temelini atmış olacaktık. İşe de başlanmış olacaktı. Çünkü kredisini bulduk. Meclisten onu onayladılar. Yani ona itiraz etmediler. Çünkü itiraz ederlerdi de grup başkan vekili Mamak belediye başkanı olunca bir gün şöyle bir şey söyledi. Geleceksin değil mi dedi kredi istemeye. Evet geleceğim, sıkıysa verme dedim. Çünkü Mama ilgilendiriyor. Ertesi hafta, ay gelir gelmez öncelikli olarak bu konuşulsun dedi. Hemen onayladı. Yani bir de böyle tartışarak yaptık. Ondan sonra baktım bunun olacağı yok. Bunların metro yapma niyetleri falan yok. Şimdi bu Mamak metrosunu Türk parası üzerinden ve daha çok firma katılacak şekilde yeniden çıkıyoruz. Şu anda şartnamesi hazırlanıyor. Nisan ya da Mayıs ayında inşallah çıkacak ve bunun yapımına başlanacak, kredisi bulundu. Bir de araçlar için kredi görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun üzerine biz ayrıca Koru'dan Koru metrosu var en son Eskişehir yolu üzerinde. Onu Yaşamkent'e bağlayan, ayrıca o Koru metrosunun Bağlıca'ya bağlayan metro projelerinin ihalesini yaptık ve bitirdik. Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdik. Ayrıca Keçiören'den Ovacık, yani Keçiören Ovacık bölgesine giden metronun da proje ihalesini yaptık. İhalesi projesi tamamlandı. Onu da Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdik. Bir de yeni yaptığımız bir ihale var. Hızlı tren istasyonundan Eryaman'a, yani Eryaman'ı Çay yoluna bağlayacak projenin ihalesi yeni yapıldı. O bitmedi. Dikmen Kızılay mesela hiç gündemde olmayan bir metro projesi de yapıldı. Sanıyorum o da bugünlerde bitip. Kaç hat var yani yeni şimdi? Bizim şu anda yapabileceğimiz 5 görüyorum galiba. Toplam 51.33 kilometre şu anda projesi bitip önümüzdeki dönemde inşallah kredisini bulursak, Cumhurbaşkanlığı onaylarsa ve de biliyorsunuz yeni bir şey çıktı. Cumhurbaşkanlığı bu dış kredilerde tekrar kendi onayına bağladı. Onaylarlarsa yapacağız ama metro yapma niyetlerinin olmadığını ben söyleyeyim. Bu yılki 2024 bütçesine de Keçiören Havalimanı için sadece 3 bin lira koydular. 3 bin lira? 3 bin lira. Yani buna şey deniyor. 3 bin TL. 3 bin TL. Küçük altın parası bile değil. İz bedeli deniyor bunlara ama boy boy görüyorsunuz Keçiören Havalimanı metrosunu yapacağız diye. Evet, İzmir'e 7-8 dakikam kaldı. Evet, hızlı soru cevaba geçelim. Çok hızlı iki şey. Birincisi rakiplerinizin iddiası üzerinden. ABB şirketleri, iştirakleri batık durumda. Hemen onu göstereyim. Şimdi biz sözümün ta başında bir şey söylemiştim. Şeffaf olmak lazım diye. Şunu gösteriyorum. Bizim belediyeyi aldığımız zamanki borçlarıyla belediyenin şimdiki durumuna göre Ankara Büyükşehir'in borçları 1.858 milyar dolar düştü. Yani bu rakam web sayfamızda yazılı, durum raporu yayınladık. Devraldığımızda neydi, şimdi ne diye durum raporunu yayınladık. Hiçbir şeyi saklamıyoruz. Şu da şirketlerin durumu, 80 milyon dolar borcumuz artmış. Şimdi onu da anlatacağım. Bunu böyle şirketler batık falan diye konuşup duruyorlar da. Ayrıca bugün bir haber daha çıktı. Onu da bir önce göstereyim. Şu eski haber. 2022'de kredibilitesi en yüksek belediye Ankara Büyükşehir. Hı hı. Tesadüf bu ya. Bu da bugünkü rapor. Fitch yine yayınladı. 9 büyükşehirin kredi notunu yükseltti diye bunların başına gene Ankara var. Batık bir belediye böyle mi olur? Aslında bizim kredi biletimiz belki Türkiye'nin notundan da yüksek. Ancak Türkiye'nin notundan daha yüksek not veremiyorlar. Yani Fitch raporu verirken
bir belediye ülke notundan fazla not veremediği için bu durumda. Dolayısıyla şu anda kredibilitesi en yüksek belediye. Şimdi geliyorum şirketlerinkine. Şirketlerde de bu borcun 80 milyon dolar borcun %80'i vergi ve sigorta borcu. Maaşların artması, personel sayısının artması nedeniyle ve bu borcun %80'i şeye ait, sigorta ve vergiye ait, dışarıya da bir miktara ait. Şimdi ucuz taşımacılık nedeniyle ve EGO'da çalışanların artması nedeniyle bizim Buxşaş şirketine EGO düzenli olarak sigorta paralarını yatıramıyor. Oradan kaynaklanıyor. Ancak belediyenin bir de dışarıya iş yapan şirketleri var. Yurt dışına ihracat yapıyor. Yani dışarı iş yapanlar para kazanıyor. Diğerleri sadece belediyeyle çalışıyor. Yani belediyeden alacakları nedeniyle borçlular. Mantık şu. Zaten bunlar eğer kar etseydi bu şirketler, belediyeye iş yapan şirketler kar etse, belediye zarar ediyor olacaktı. Çünkü belediye iş yapıyor zaten. Dolayısıyla bunların da zarar görünen miktarları büyük ölçüde vergi ve sigorta borçları, o da büyükşehirden alacaklar. Öyle batık durumu falan yok. Ama kendilerinkini açıklamıyorlar. Efendim tabii kırsal alanda durumlar nasıl? Yani çünkü çiftçinin... Şöyle bir şey yapmam lazım teknik olarak. Bir reklama gideyim gelip son sorunun cevabını alalım, olur mu? Reklamımızı hem böylece şey yapalım. Kısa bir aranın ardından son sorularla bitireceğiz programı. Sen de çocuğunu güvenle emanet edebileceğin kreşler istiyorsan... Güç sende. Hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için... Güç sende. Aynı iş yapılıyor. Neredeyse aynı elektrik harcanıyor ama fatura daha düşük geliyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Tasarladığımız yapay zeka modülü işletmelerin enerjiyi daha tasarruflu kullanmasını sağlıyor. Tüketim verilerine erişip enerji tüketimini analiz ederken daha sürdürülebilir bir gelecek yaratıyoruz. Mesela girişimimiz daha ilk yılında 384 milyon TL'lik tasarruf sağladı. İnanılmaz iyi fikir. Sürdürülebilir fikri olan girişimcilere verdiğimiz danışmanlık ve finansal desteklerle daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Biz buna TEB etkisi diyoruz. Bugün iyi, yarın daha iyi. TEB etkisi. My entrance. My library. My palazzo. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 68 52. Türkiye'nin ilk taman boyasıyla tamanlarınız bembeyaz, yıllar geçse de sararmaz. Permalit boya köklerimizin gücüyle 40 yılın izinde. Dünyaya iyi bakın. Sürdürülebilirlik çevre için olduğu kadar insan için, toplumun gelişimine katkı sağlamak için. Yani sadece dünya için değil, geleceği yazan Emre'nin dünyası için. Akbank, Gençlik Akademisi'nde sunduğu eğitim programları sayesinde geleceği gençlerle birlikte şekillendiriyor. Sürdürülebilirlik çevre için. Ve tabii ki çevresindeki kadınlara ilham olan Ayşe için. Akbank tam da bu yüzden finansal çözümleriyle her adımlarında girişimci kadınların yanında duruyor. Sürdürülebilirlik doğa için. Masa 5'in siparişleri hazır.
Ama aynı zamanda işletmesinin enerjisini doğadan alan Ali için. Sürdürülebilir finansman desteğiyle Türkiye'de işletmelerin yeşil dönüşümünün destekçisi tabii ki Akbank. Yani Akbank yarınlar için çalışıyor. Eğitimden gönüllülüğe, yatırımdan girişime, hayatın her alanında toplumsal kalkınmayı destekliyor. İnsan için, hepimiz için. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Görüntü işleme sistemiyle siz de mağazanızın takibini yaparak hangi reyon daha fazla ziyaret edilmiş analizlerle öğrenebilirsiniz. Ya da araç takip sistemiyle araçlarınızın anlık konumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle perakende sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. Toprağa can katanlarla, alın terini can suyu yapanlarla, her mahsulde yeniden, yeniden doğanlarla neler başarırız bir düşünsene. Biz düşünüyoruz. Bugün tam 70 sene. Merhabalar tekrar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuğumuz. Son turdayız. Saygı abinin bir sorusu vardı. Yine tam onu kestim. Buyurun. Efendim, şimdi Ankara'da baktığınız zaman özellikle kırsalda tarım hayvancılık çok önemliydi. Tarım hayvancılık birçok yerde olduğu gibi Ankara'da da bitme noktasına geldi. Fakat siz bir takım çalışmalar, bir takım destekler vermeye başladınız. Ne oluyor buradaki çiftçinin, hayvancının durumu? Amacımız şu, biraz hızlı geleyim son bölüm olduğu için. Şu anda dünyada en büyük iki tehlike var. Biri su krizi, biri gıda krizi. İklim değişikliği nedeniyle işte bir bugün biraz ve biraz da dün kar yağdı. Yani kış mevsimi kar yağmadan geçti. Yağış olmadan geçiyor ama yağdığı zaman da Antalya'daki gibi metrekareye 350 kilo yağıyor. Bu akıl almaz bir rakam. Kuraklık oluyor, ektiğinizi biçemiyorsunuz, yetişmiyor. Veya sel oluyor, Bayla ve Haymana da çok oldu, ekil alanları basıyor. İklim değişikliği nedeniyle yaşayacağımız en büyük felaket gıdaya erişim ve gıda savaşları olacağı söyleniyor. Su savaşları, gıda savaşları. Ankara'da da zaten arazimizin büyük çoğunluğu tarıma uygun. Ancak yıllardır uygulanan tarım politikaları ve köy okullarının kapatılması nedeniyle hep kent merkezlerine geldiler. Üretmiyorlar artık ve biz bunlara öyle bir destek olduk ki İnanın çok insan yeniden tarıma döndü. Bunu yapmak zorundayız ve kendilerine çok büyük teşvikler veriyoruz. Tohum veriyoruz, fide veriyoruz. Kendi belediyemizin mesela firması, o yurt dışına mal ihraç eden firması sıvı gübre imal ediyor. Onu veriyoruz. Her türlü desteği veriyoruz. Hayvancılık yapanlara aynı şekilde ücretsiz silaj veriyoruz o köyde kadınlara. Dolayısıyla 3-5 yılda 880 milyon lira harcama yapmışız. Ama karşılığında 6,5-7 milyar lira kazandılar. Daha da artırarak devam edeceğiz. Yeter ki tarımı ve hayvancılığı bırakmasınlar. Bir de tarımda nakliyesi yok Ankara'ya. Yani mesela Ayaş domatesini ne kadar desteklerseniz nakliye olmayacağı için zaten ucuz mal yiyecek Ankaralı bir de. Yani bunu amacımız hem çiftçinin zenginleşmesini sağlamak, hem de ileride torunlarımızın yaşayacağı gıdaya erişim krizini şimdiden çözmek istiyoruz. Artırarak devam edeceğiz. Ben izninizle beraber iki tane köpekle yaşayan birisi olarak sokak hayvanları Türkiye'de bile tartışmalı bir hale geldi. Kutuplaşmanın neredeyse bir örneği oldu. Sokak hayvanlarını sevenler bir tarafı, sevmeyenler bir tarafı temsil eder oldu. Var mı bir projeniz ya da Ankara'da da bir sorun var diye biliyorum. Olmaz mı Ankara'da? Çok. Yani bir tane çocuğu parçaladı köpekler. Yani bizim yaptığımız şey şu. Barınak yaptık. Barınağı da şöyle yaptık. 13 tane hayvansever dernekle görüştük. Dedik ki biz bunları butik barınak gibi bölelim. Siz bakın her türlü masrafını biz karşılayalım dedik. Tamamen olumsuz yaklaştılar. Çünkü toplum bölündü. Bir yanda insanlar sokaktaki hayvanların saldırısından şikayetçi. Bir tarafta hayvanseverler karşı karşıya ve toplum resmen kutuplaştı. Buna da sert tavır gösteriyorlar. Bizi suçluyorlar. Halbuki kendi köpeklerin mamasını imal eden bir belediyeyiz. Her türlü desteği şimdiye kadar hepsini yaptık.
Biz eski dönemde 5 yılda 20 bin köpek kısırlaştırılmış. Biz 80 bin tane kısırlaştırdık. Nasıl yaptık bunu? İlk defa kısırlaştırma ihalesi açtık biz. Bir de Ankara'da sanıyorum Gölbaşı ihalesi açtı bu ihaleyi. Eğer bütün ilçe belediyeleri kısırlaştırma ihalesi açıp aynı zamanda belediye yetkilileri kısırlaştırırsa 5 yıl içerisinde popülasyonu durdurmak imkanımız olacak. Yani durum bu Ankara'daki ve kaç tane civar komşu ilçelerden getirip buraya köpek bırakıldığını o kadar gördük. İkincisi de kasis problemi, yani çözülemiyor. Kasis istiyorlar her yere çünkü insanlar aracını düzgün kullanmıyor. Kasis koyuyorsunuz ki onun da kuralları var. Bu sefer kasis koyduğunuz yerdeki apartman kaldırın bunu, gece uyuyamıyoruz küt küt vuruyor diye. Halbuki bunların ikisi de medeni ülkelerde insanların rahat bir şekilde kurallara uyarak çözebileceği problemler. Ben şimdi kızım İngiltere'de çalıştığı için orada görüyorum sokak hayvanlarıyla ilgili öyle şeyler, tedbirler var ki eğer köpeğine güvenemiyorsa mesela ağzı kapalı parka getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Ama Türkiye'de böyle bir şey de yok. Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Çocuklar illaki özellikle bu deniz kenarlarında çokmuş bir yaz tatilinde köpek istiyor veya bir hayvan istiyor. Bıkıyor çocuk bir müddet sonra bırakıyor. Karne hediyesi olarak bunların düzenlenmesi lazım. Yani çiple bunların kime, nerede verildiğini mutlaka kontrol edilmesi lazım. Yani köpeği öldürmek değil de insana eğitmek lazım. Mutlaka. Bir de şey de bizim Gökçeyurt diye bir bölgemiz var orman içerisinde. Bunun tahsisini aldık. Buradaki barınak, kulübeler olacak ama kulübede kalmayacaklar. Tamamen açık alan olacak. Park gibi yapıyoruz. Aileleri gelecekler, pikniğe gelir gibi orada hayvanlarla ilgilenecekler. Son sorular demiştim. Ben kendime bir torpil yapabilir miyim? Sosyal medyada gördüm çünkü. Size bir soru yöneltilmiş. Ankara Belediyesi'nin amblemi tekrar Hitit Güneşi olabilir mi demişler. Yani bu şeye bağlı. Belediye meclisindeki bayağı 3/2 çoğunluğun olmasına bağlı. Ben böyle bir çoğunluk olmayacağını düşünüyorum ama o çoğunluğum olsa bile Hitit Güneşi'ni elbette isterim ama gene de halkın karar vermesini isterim. Sena. Ben yani öncelikle bir kadın olarak ve bir kız çocuğu annesi olarak size teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Çünkü bu HPV aşısı uygulamanız bence tüm Türkiye'de farkındalık yaratacak bir vaat oldu. Ben şöyle bugün bir baktım, çok sayıda ülkede ulusal aşı takviminin içinde, yani ücretsiz devletler bunu karşılıyorlar. Türkiye'de de doktorların Sağlık Bakanlığı'na çağrısı bu. Ve yeri gelmişken şunu da söyleyeyim, hep kız çocukları üzerinden söyleniyor ama aslında erkek çocuklarının da 9-15 yaş arası özellikle yaptırması gereken bir aşı çünkü kansere karşı koruyan bir aşı. Başvurular başladı biliyorum. Evet. Nedir durum? Çok başvuru var mı? 2 günde 860 başvuru geldi. Ha, çok iyi. Biz tabii bunları 15-30 yaş arasında sosyal destek alan aileler için uyguluyoruz şu anda. Çünkü pahalı değil mi pahalı. Aşı? Pahalı. Keşke... Farkındalık da yok. Tabii. Keşke şey olsa yani bu bütün dediğiniz gibi aşı programını alsa iyi olur. 9-30 yaş arası. Hı hı. Çocuklara uygulanacak ve inşallah Haziran ayından itibaren de başlayacağız yani düzenli olarak ama örnek mesela olur. Şeye de başladık, bu da yeni bir uygulamamız, diyabet sensörü veriyoruz. Sosyal destek alan ailelerin çocuğuna. Bizim tespit ettiğimiz küçük yaşta 2500 şeker hastası çocuk var, bunlar sınava gittiği zaman sınavda heyecanlanıyoruz, şekerleri düşüyor veya yükseliyor. Parmağını delip kontrol etmesi gerekiyor, 5 dakika falan sürüyor, vakit kayboluyor. Oysa koluna takacakları sensörlerle hemen durumlarını görebiliyorlar. Bu tür uygulamalarımız devam edecek. Ben bunların hepsinin sosyal belediyecilik olduğunu, yani bazen sosyal belediyecilik deyince sadece destek alan insanlara yardım olarak adlandırılıyor değil. Yaşlılar yapmak sosyal belediyeciliktir. İnsanların her türlü ihtiyacına gideceksin. Bu sadece yolla falan çözülebilecek, kavşaklarla çözülebilecek bir şey değil. Ben şu konuda da bir bilgi vermek istiyorum. Ben 2019'da yeni yapılan yolların trafiği tıkadığını söylemiştim. Şimdi bununla alay ediyorlar. Bununla ilgili ODTÜ'de ders var. Toplu ulaşım yapmadan siz hiçbir şekilde trafiği çözemezsiniz. Toplu ulaşımı insanları özendireceksiniz. Avrupa'da birçok yerde biliyorsunuz ücretsiz olmaya başladı. Durumu iyi olan ülkelerde.
Neden? Hem egzoz gazından kurtuluyor, hem trafik sıkışıklığından kurtuluyor. Ben İngiltere'de çok ünlü futbolcuların metro kullandığını görüyorum. Bizde asgari ücretli şahıs bile bir statü meselesi olarak görüyor. Kendine maliyetini düşünmeden her yere aracıyla gitmek istiyor. Ama şu konuda haklı Ankaralı. Tabii her yere gidecek kadar toplu ulaşım, metro yıllardır yapılmadığı için bu alt üst geçitlerden siz araba kullanın dediler. Ve şimdi o kadar çok metrobüs için, raylı sistem için çalışma yaptı ki 5 yılda. Geliyorsunuz, gidiyorsunuz, alt üst geçitlere gelince takılıyorsunuz. Şimdi birkaç tane metrobüs yolu yapıyoruz. 4 tane bulvar yapıyoruz. Yani yeni dönemde bu tür projelerimiz var. Bunların hepsi toplu ulaşıma teşvik edecek şekilde olacak. Benim bu geceden aldığım sizden mesaj, ilçelerde de oy verin, meclisi verin. 5 yıl zirvede bırakayım, Mansur Yavaş belediyeciliğini hiç fark etmeden Sincan'dan, Altındağ'dan, Gölbaşı'na kadar, Mamak, Etimeskut, Keçiören, Polatlı'dan başlamak üzere çeperlerdeki ilçelerin hepsinden istiyorum. Ben de memnunlarsa, yani şöyle bir şey yapmasınlar. İlçelerinde bana %50'den fazla oy verip de ilçe belediye başkanları vermemezlik yapmasınlar. Tek ricam o. Peki. Saygı Öztürk, Senem Taloğalgaz, teşekkür ediyorum ve elbette size çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız bu yoğun programda ve sorularımızı yanıtladığınız için başarılar diliyorum. Tüm adaylara da, size de. Umarım istediklerinizi alırsınız. Hizmetlerinize devam eder. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş olalım böylece. Sıcak gelişmeler var Moskova'da ve Türkiye'de gün içerisinde gelişti. Hemen sözü biz İstanbul Stüdyo'ya bırakalım. Begüm Çamlı ile Seyir Raporu sizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar.